Evet, iyi akşamlar. Evet, bugün kendi sahamızda kazanmak için çıktık maçı ama kaybettik. Yani çok, bana göre çok normal bir sonuç da olabilir Trabzonspor'un bizi yenmesi. Ama bugün oyundan yine koptuk. Yani futbolun dışına taşındı oyun. Şimdi burada konuşsak bir türlü, konuşmasak bir türlü. Çünkü bütün kurallarımız, kanunlarımızı maalesef susturmaya yönelik. O yüzden içimiz çok dolu olmasına, söyleyecek çok şey olmasına rağmen belki üstünkörü bazı şeylere değinip geçeceğiz. Çok merak ediyorum. Yani VAR'da da bakıyorlar. Hem VAR sistemi de geldi. Güzel oldu. Bazı şeyleri hiç olmazsa haksızlığı önler diye düşündük ama bence haksızlıklara biraz da sanki uydurma bir şey olmuş gibi kullanılıyor maalesef. Bizim çünkü geçen haftalarda açık olan ele çarpan topa verilmeyen penaltı. Bugün bakıyorsunuz aynı top havada. İki oyuncu ayağını kaldırıyor. Bizim oyuncu parmak ucuyla dürtmeye çalışıyor. Daha yüksekte olduğu için ayağı. Öbür oyuncu vurduktan sonra benim oyuncumun ayağının tabanına vuruyor. Benim oyuncum gidip ona tabanına basmıyor. Sert bir hareketi yok. Onun ayağı topa vurmak isterken bir çarpışma. Yani bunun yıllardır kenardan da futbolu yönetiyoruz. Saha içinde de olduk. Yani bunlar oluyor. Eğer rakip direkt sana gelmiyorsa tabanla bu olmaz. Yani ne yapsın oyuncumuz, o zaman söyleyelim. Hiçbir topa ceza sahası içinde ayağınızı uzatmayın, kafanızı sokmayın kardeşim. Yani rakibe dokunduğunuz anda bu penaltı. Yani biz rakip ceza sahasındayken yani bize de yapılsa verilmiyor maalesef ama bizim ceza sahamıza demek ki yapmayacağız bunları artık. Yani böyle mi olalım, böyle mi futbol oynayacağız artık? Dokunmadan, temas etmeden hiç. Yani sahada kalmaya çalışırken, oyuncularımızı buna motive etmeye çalışırken sahada böyle bir kararla bütün oyun kopuyor. Saha içinde ondan sonra oyuncuları tutamıyorsunuz. Bir mücadele veriliyor. Bu kadar ucuz olmaz yani bazı şeyler. Bu kadar ucuz olmaz. Biraz daha özgüvenli olmak lazım. Biraz daha gördüğümüzü, gerçekten gördüğümüzü çalabilmek lazım ama herkes için bunu eşit yapmak lazım. Maalesef bunda biraz sıkıntılarımız var gibi görünüyor. Var zaten, görünüyor yani. Herkes de görüyor, konuşuyor. Ben belki ilk defa konuşuyorum diye biraz garip geliyor ama yazık. Yani daha sonra zaten 3 oyuncumu da çıkardım. Yani olay hiç olmazsa boşu boşuna kendimizi üzmeyelim, yıpratmayalım. Sinirlerimizi boşuna harap etmeyelim diye. Allah, hayatımın en son, yani en güzel 10 dakikasını sağ kenarında geçirdim. Ya güzelmiş. Bundan sonra da belki böyle yapmak lazım ama bilmiyorum. Meslek ahlakım buna müsaade etmeyecek tabii. Yine biz o belki anlamsız olan mücadelemizi sağ kenarında yine vermeye devam edeceğiz. Biz doğruları yapmaya, vazgeçmeden mücadeleye devam edeceğiz. Hayırlısı olsun. Trabzonspor'u kutluyorum, tebrik ediyorum. Kesinlikle kazandıkları maçın hakkını yiyemem. İyi bir takım, iyi bir takıma karşı oynadık. Zaman zaman iyi de oynadık, iyi şeyler de yaptık. Ama bu maçta böyle bitti. Şimdi önümüzdeki haftaya bakacağız.